Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi burada birçok dostumu görüyorum eskiden, yeniden, ama dalgıç olmayan arkadaşlarımız da var. Dalgıç arkadaşlarım şöyle diyorlar, 2 dakika kaldı, 3 dakika kaldı, 1 dakika kaldı. Beko yapıyorlar çünkü. Dalgıç adam saatinde görecek. Sonra da öyle, güzel. Bir de diyorlar ki çok kalabalık oldu, ilk defa bu kadar kalabalık oluyor. Ben onun nedenini biliyorum. Ne zaman bir köpek balığı konu olsa oldu mu bu iş şey oluyor, ilgi çekiyor. Yani. Biz bu konuda kurslarımız da oluyor tabii, eğitimlerimiz de oluyor. Ben böyle eğitimler sırasında fotoğraflar üzerine konuşurken, işte alan derinliği, enstantane o derken uykular geliyor. Bir köpek balığı konusu şeyi geldi mi, görüntüsü, herkes bir düzeliyor. Ve de şunu fark ettim, ne zaman bir köpek balığı fotoğrafı koysak onun fotoğrafı değerine bakılmıyor. Yani iyi çekilmiş, kompozisyon iyiymiş. Köpek balığı kendi kompozisyonu yapıyor. Ben de uyanıklık yaptım, konuyu köpek balıklarından seçtim. Bir de böyle köpek balıkları fotoğrafları deyince bize hep şey diyorlar, ya ne korkusuz, köpek balıklarına dalıyor. İşte onları ortaya koymak istiyor diye. Ama biz hepimiz olduğu gibi köpek balığından hep korkarak başladık. Gerçekten korktuk. Çünkü hanımefendi dediği gibi ben 1977 yılında ilk defa eğitime başladım, dalış eğitimine. O zaman Jaws yeni çıkmış piyasaya. Hepimiz arkamıza bakarak dalıyoruz. Bırakın insanlar sokakta çıkacak diye korkuyor. Böyle bir ortamda dalışa başladık. Hep köpek balığından korkarak. Hatta Nurhan burada mı? Nurhan arkadaşım. Bir itirafta bulunayım, anlatalım mı? Biz Nurhan'dan çok eski dalış arkadaşıyız. Eskiden dalış yapıldığı zaman balık vurulurdu. Yani ya dalış balık vurursunuz veya da başka niyetiniz var. Define falan alıyorsunuz derlerdi. Hiç öyle fotoğraf falan yoktu. O dönemler biz Büyükada'da bir dalış yapıyoruz. Malzemelerimiz de az. 3 tane tüpler, 2 regülatörler, 3 kişi dalışa gittik. Dedik ki de ilkimizi dalalım, diğerimizi de daha sonra dalalım. Yıl 1981 veya 82, ben de balık vuruyorum. O gün de şansım iyi, 5 tane lipsos vurdum, belime astım. Fakat hep köpek balığı korkusu var. Bir ara tek düşmüşüm diğer arkadaşımdan. Şöyle arkamı bir döndüm, bir köpek balığı buramda duruyor, balıklara gelmiş. Ben bu tarafa, o bu tarafa döndü. O benden korktu, ben ondan korktum. Neyse çıktık dışarıya, ya arkadaşım var Ferit. Ferit dedim, ya köpek balığı var aşağı, Nurhan ne yapacak dedim, tek başına dalıyor dedim. Köpek balığı dediğimizde 1,5 metrelik bir mahmuzu cam göz yani. Elinizi verseniz ısıracak bir hayvan değil. Sonra Nurhan'a söylemedik. Nurhan tek başına daldı. Sonra çıktıktan sonra gördün mü dedik. Neyi gördün mü dedi. Köpek balığı falan yok muydu? Yok görmedim dedi. Ya biz gördük dedim. Ya niye söylemiyorsunuz dedi, o zaman dalmazdım dedi. Neyse uzun etmeyeyim. Bizler bir köpek balığından korkarak daldık. Ama daha sonra işte fotoğrafa başladık. Dalışlarımız arttı. Dünyaya ulaşım kolaylaştı. Hiç gidemediğimiz yerlere gitmeye başladık. Özellikle mercan resiflerine gittiğimiz zaman köpek balıklarına daha sık rastlar olduk. Gördük ki onlar o 1000 türden fazla mercan resif balık türünün bazıları köpek balıkları. Onlara alıştık. Ve köpek balığı fotoğrafı çekmek bizim için farklı bir duygu yarattı. Eminim her dalgıç için de bu böyledir. Niye köpek balığı fotoğrafı çekiyoruz? Çok eski bir fotoğraf. O zaman dijital yoktu. Diyeden çektim ben bunu. Bu hayvanlar 400 milyon yıl önce bu gezegende yaşıyordu. Bizler yoktuk. Bülent Bey'in geçen gün sunumunda belirtti. İnsansı yaratıkların yeryüzüne gelmesi 1,5 milyon yıla daha öteye gitmiyor. Düşünün, köpek balıkları 400 milyon yıl önce burada yaşıyorlardı. Onun o dönem yaşadığı canlıların hepsi dünyadan gitti. Bugün olan canlılar ona yeniden bu gezegene geldi ama köpek balıkları hep buradaydı. O yüzden köpek balıklarının davranışları diğer balıklardan çok farklı. Yapıları da farklı. Biliyorsunuz hani balıkların o kılçık dediğimiz kemikleri köpek balıklarında yok. Onların kıkırdakları var. Onların davranışları da o ta milyonlarca yıl önceden gelen davranışların devamı. O bireyler orada yoktu ama genetiklerinde, hafızalarında, kodlarında o dönemi yaşıyorlar. Özel canlılar. Burada da birçok arkadaşım köpek balığı fotoğrafçısı, onu da biliyorum. Çok iyi fotoğrafları da görüyoruz. Hep sorarlar, köpek balığı tehlikeli midir? Köpek balığı insana saldırır mı? Buna en güzel örneği kendimce ben kedilerden veriyorum. Evimizde kedi besleriz, kucağımıza alırız. Ama bir kedi vardır ki araçtan indik mi insanı parçalar. Mesela beyaz köpek balığı.
veya işte bu kedi balıkları cinsi olan köpek balıkları. Bunların her biri bir köpek balığı. Yani köpek balığı tehlikeli midir? Evet, tehlikelidir ama bazı insan hiç tehlikelidir, bazı kendi bölgesindeki canlılar hiç tehlikelidir. Ama çok çeşitleri olan bir canlı. 300'den fazla türü var ve bütün dünya denizlerine dağılmış durumdalar. Birçok köpek balığı akrabası aslında biz köpek balıklarına hiç bağdaşmıyoruz ama bunlar aslında köpek balıkları bile diyebileceğimiz canlılardır. Hangileri? Mantalar. Veya dipte yaşayan vatoslar, stingray'ler. Bunlar diğer balıklardan çok köpek balıklarına yakındırlar. Aynı akrabalardır. Çok çeşitli morfolojik özelliklere sahiptirler. Çekiç başlar, bambaşka bir dizaynı olan hayvanlar, köpek balıkları. Bildiğimiz köpek balığı deyince aklımıza gelen yapısı olan balıklar veya balığa bile benzemeyen belki halı köpek balığı. İşte böyle rif balıklarına benzeyen balıklar. O kadar çok çeşidi var ki bunlarla riflerde karşılaşıyoruz. Ve denizlerin en büyük balığı, hep balinalar tabii ki denizlerin en büyük canlısıdır ama en büyük balığı köpek balığındadır bu ünvan. Nedir? Balina köpek balığı. Orada görüyorsunuz, bakın, bir dalgıçtan olan birebir maksimum boydaki bir balina köpek balığının boyu. Alttaki gene bizim denizimizde de yaşayan bir basking shark'ın boyu. Tabii bunlar maksimum boylarla mukayeseleri. Ama köpek balıklarının insanlara karşı olan yırtıcılığı boylarından aynı oranda değil. O balina köpek balığı, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim, ufacık canlılarla, planktonlarla besleniyor. İnsanlara hiçbir zararı yok. Bir balina köpek balığı bunun 18 metreye kadar büyüdüğünü düşünürseniz bir insanın yanında ufacık kalıyor. Bu da 10-10,5 metrelik bir köpek balığı. Fakat insana, bırakın başka canlılara da zararı olmayan bir canlı. Ve bizler için de işte dalan arkadaşlar biliyor, balina köpek balığı en hedeflediğimiz canlılardan biri. Dünyanın tüm denizlerine dağılmış hayvanlar. Yani kutuplara bile gittiğinizde köpek balığı türlerine rastlayabiliyorsunuz. Her denizde varlar. Mümkün olduğu kadar uzak denizlerde varlar. Yani riflerin dışındaki bizlerin uzanamadığı denizlerde aslında köpek balıkları yaşıyor. Birçok türü biz kendimizden uzak görüyoruz ama Akdeniz, Anadolu kıyıları köpek balıklarının gerçek yuvaları. Ama şu anda tüm canlılarda olduğu gibi denizlerimizde de köpek balıkları azaldı. O beyaz köpek balıkları aslında İstanbul civarına bile zamanında yaşayan hayvanlar. Hala da kayıtları, rastlanmaları mümkün. Bunlar tropiklerde de rastladığımız balıklar, Akdeniz'in balıkları. Sevdiğim bir fotoğraf niye? İstanbul'un yanı başında kirli bir denizde artık nesli tükenmekte olan bir balık, bir köpek balığı. Ama artık bunları rastlıyorsak çok şanslıyız ama denizlerimizde başka türlü rastlama şansımız yok. Dalış bölgelerimize çok uzaklar. Kıyılardan, şehirlerden uzaklar. Ama bazılarına böyle rastlıyoruz. Göstereceğimiz köpek balığı fotoğrafı da bundan öteye gitmiyor. Şanslıysak bir iki tane daha bulabiliriz. Teknik olarak bahsedersek, köpek balıklarını fotoğraflamak için ne yapıyoruz? İşte fotoğraf makinelerimiz var. Ama köpek balıkları büyük hayvanlar oldukları için daha geniş açı bir objektif kullanmak durumundayız. Ama bu geniş açı objektif fişay olursa, Erhan'ın başına geldiği gibi, hayvanlar çok küçük olduğu için daha bir zoom, geniş açıyla daha çok açı verebilen bir zoom lensten bunları kullanıyoruz. Çok fazla yaklaşamıyoruz. Uzaklardan çektiğimiz, yani 4 metreler, 5 metreden çektiğimiz canlılar olduğu için de geniş ama çok da böyle fişaya yönelik ekipmanlar olmaması lazım. Flaşlar lazım. İşte o güçlü flaşlar köpek balıkları gibi konularda daha çok etkin. Çünkü uzaktan fotoğraflamalıyız. Hep onu deniyor. Hani flaş büyük, küçük. Evet, küçük, makro, yakın çekimlerde her flaş iş görür ama bir köpek balığı fotoğrafı çekiyorsa, onda da flaş kullanmak istiyorsanız güçlü bir flaşınız olması lazım. Biz köpek balıklara nerede rastlıyoruz? Yani onlar için ayrı bir program yapmadan normal bir dalış gezimizde köpek balığına rastlama olasılığımız dünyadaki buralara dağılmış olan mercan resiflerinde mümkün. Ve biz dalgıçlar olarak, sualtı fotoğrafçı olarak da dünyada gezmek istediğimiz yerler de buraları. Bu noktalı yerler. Bunların dışındaki yerler dalış gezilerimiz için hedef değil. Buraları mercan resifleri. Çünkü bir fotoğrafçı mercan resifine gittiği zaman kendine göre her türlü canlıyı orada bulabiliyor. Zaten dalış turizmi organizasyonları da artık bu bölgelerde. İşte bize en yakın bölge Kızıldeniz, ondan sonra Maldivler, Indo-Pasifik, mümkünse bu taraflar. Ama yaptığımız dalışlar burada. Ve buralarda yaptığımız dalışlarda köpek balıkları, eğer böyle çağırabiliyorsanız da bulunduğunuz yere,
çok sık rastlanan, bu boyda, bu kadar manzaraları size sunabilecek kadar etrafta bol. Spa'dan gittiğimizde, birçok arkadaşınız orada spa'dan da bulundu. Bir mercan esefine gittiğinizde akyalar, diğer melek balıkları yanında her zaman için bir köpek balığı olabiliyor. Ama bir köpek balığı fotoğrafına da başka bir güç katıyor. Eğer çevrenizde bir köpek balığı varsa siz ona göre bir konumlanıyorsunuz. Hedef o oluyor. Öylesine farklı balıklar. Sizin mesela bir fotoğrafınız var benzer. Mesela bir köpek balığı fotoğrafı mı, reef fotoğrafı mı, balık sürüsü fotoğrafı mı, ama arada vurgulayan bu canlılar. Reef'ten biraz uzaklaşıyoruz. Yine tam işte istediğimiz dizayna, bir davranışa yakın köpek balıkları ortaya çıkıyor. Reef köpek balıkları, gene işte grey reef sharklar vesaire. Ama bunlar bize ayrı bir program, onlara ulaşmak için ayrı bir çaba sarf etmemizi gerektiren türler değil. Bunlar dalış ortamlarımızda her zaman için bizim karşımızda olan canlılar. Bazıları çok yaklaşıyor. Tanıdığımız balıklar olduğu için çok heyecanlanmıyoruz. Ama işte o geniş açı burada devreye giriyor. Çok yaklaştığı zaman sığdıramıyoruz objeleri. Erlerde, diplerde yatarlar. Aslında köpek balıkları yüzen canlılardır. Ama bazı türler çoğu zaman böyle sağda solda görürsünüz. Yaklaşmak, mümkün olarak yaklaşmak amacımız, ama bir yerden sonra işte burada son anda kalkar gider. İnsanlar rahatsız olan canlılar. Bir rifin içinde rastladığımız çeşitli köpek balıkları. Bir mercan kayasının altında yatanını bulabilirsiniz. İşte bir reef shark'ı görebilirsiniz. Bazen kendi aralarındaki davranışlara tanık olabilirsiniz. Bazılarına gece dalarsınız, görürsünüz. Kendini göstermiyor ama tamamen yürüyerek hareket eden köpek balığıdır. Bunlar bizim rifflerde rastladığımız ve o gezide, ama köpek balığı fotoğrafını hedeflemeyip, ama karşımıza çıktığı zaman da bize en fazla değer katan fotoğraflarımızı canlılardan biridir. Ama biz köpek balığını çekmek istiyorsak, bunlar için türleri belirlemişsek, biz onlar için ayrıca bir geziler yapmak durumundayız. İşte o zaman burada biraz tecrübe, biraz deneyim, biraz aynı şey oldu ama fotoğrafa, kendi dalıcılığınıza hakim olma buralarda kendini gösterir. Bazı özel köpek balıkları için bazı noktalar vardır. Mesela sapan köpek balığı, aramızda giden arkadaşlarımız vardır. Malapascua Adası'na gidip bir yerde bu balığı çekersiniz. Ama onun için özel bir hazırlık yapmanız lazım. Yani ne demek istiyorum? Sabahın 5'inde kalkıp daha güneş doğmadan suya giriyoruz. Yani dalış zevkinden çok o hayvanı o ortamda görmek için hareket ediyoruz. Çok zararsız bir yaratık ama 600 metrelerden geliyor sabahları temizlenmeye. O anda onu yakalamanız mümkün mü değil mi? Yakalarsanız istediğiniz, mesela ben hiçbir zaman istediğim pozda bir sapan balığı fotoğrafı çekemedim ama onu çekmek için belki bir ay orada aynı saatte bulunmanız lazım. Böyle özel bir canlı. Ama o canlıyı o ortamında görmek istiyorsanız o gün orada bulunmanız lazım. Bu, göremediğiniz zaman da bunu göze alarak gitmeniz lazım. Yani bir hayvan bahçesine gitmiyorsunuz. O köpek balığı o gün oraya gelmeyebilir. Nitekim hiçbir zaman istediğim açıda benim olmadı. Ama onu orada görmek, onun davranışını hissetmek bir suat fotoğrafçısı açısından da bir hedef ve bu insanı mutlu ediyor. Ama tehlikeli türler var. Bunların için ciddi organizasyonlar var. Riskleri sıfıra yaklaştıracak organizasyonlarla ancak bunlar yapılıyor. Çünkü bunlar gerçekten insan canı için, insan sağlığı için tehlikeli canlılar. İşte biliyoruz beyaz köpek balığı, boğa köpek balıkları, silki şarklar, daski şarklar, longimanuslar, beyaz yüzeyli okyanus köpek balığı. Bunlar bizim belli programlarla ancak yapabileceğimiz dalışlar. Carcharius longimanus. Bunun Türkçe ismi de yok. Beyaz yüzgeçli köpek balığı, okyanus köpek balığı. Ama biz bunu hep longimanus olarak tanırız. Bir de çok yakındır bize. Dalışa gittiğimiz zaman Kızıldeniz belli bölgelerinde mutlaka karşımıza çıkar. Ama bu çok tehlikeli bir köpek balığı. Neden tehlikeli köpek balığı? Çünkü doğası itibariyle özellikle gemileri takip eder mesela. Çünkü oradan atılacak olan atıklarla beslenir. O anda tabii ki bir denize bir insanın düşmesi tehlikeli olur. Ve dalış bölgelerine mutlaka gelir.
Ama geldiği zaman tesadüfen orada bulunmuyor. Teknenin çevresine gelip acaba neyi ısırabilirim? Kimden bir şey yapabilirim? Bana buradan bir yemek çıkar mı diye gelen bir canlı. Hatta deniz kazalarında, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndaki o Pasifik Savaşı'nda bunlar belgelenmiş, yazılmış makaleler var çünkü. Denize düşen denizcilere saldıran köpek balıkları, hep böyle beyaz köpek balığı falan deniyor ama hayır değil. Bu köpek balığı olduğu biliniyor. Çünkü doğası böyle. Oradan yüzeyde atılanlarla besleniyor. Ve biz Kızıldeniz'de bu balıkların yanında dalıyoruz. Aslında biz ona gelmiyoruz, o bize geliyor. İşte bubble'ları görüyorsunuz, etrafta her tarafta dalgıç var. Köpek balıkları insanlardan uzaklaşır ama onlar çevremizde bulunuyorlar. Her taraftan teknemizin altta kolaçan ediyorlar. Hatta siz dalışa giderken aşağıda mutlaka bir loncumanus o bölgede var. Ama uzaklaşmıyor, tam tersi yaklaşıyor ki ne bulabilirim? Bir fotoğrafçıdan, fotoğrafı ben çeken olduğuma göre bir başka fotoğrafçıya geliyor. Yani fotoğraf insanları geziyor. Ama o kadar çok yakınlaşıyoruz ki artık ondan gelecek olan bir tehdidi pek algılayamıyoruz. Mesela burada GoPro, çubuk hayvana kadar girmiş, hayvan kaçıyor. Ama çubuğun sahibini de tanıyorsunuz, köpek balıkları kaçıyor ondan ama 2013'te bir Alman turistin ölümüne neden oldular. Isırdılar, hastaneye yetiştiremediler. Bundan 2 ay önce bir kaza var ama tam olarak açıklanamıyor. Ben de ulaşamadım ama şu anda Brother Adaları, Elphinstone, Dedalus kapalı. Bu köpek balığı yüzünden. Ve biz bu fotoğrafları paylaştık. En sonunda insanlara öyle bir özendirdik ki ben bir not yazmak zorunda kaldım. Yani bu tehlikeli bir iş. Bir basit bir canlıyla değil, zarar verebilecek bir canlıyla. Çünkü neden saldırdığı zamanki bunun hali, insan o anda eğer kendi paniğe girerse ısırır. Riften uzaklaşmamamız lazım. Bazen akıntı atıyor tehlike altında. Bu bilinir ama şu anda zaten kapadılar sırf bu hayvan yüzünden. Bu hayvan için biz bir program yapmıyoruz. O deminki rif balıkları gibi karşımıza riflerde çıkıyor. Biraz davetsiz bir misafir ama tabii ki köpek balığı fotoğrafı çekmek hepimizin amacı olduğu için bizim için hoşumuza gidiyor ama dikkat edilmesi gereken bir balık. Planlı dalışlar özellikle Güney Afrika'da. Mesela bu teleke kutu benim gitmeden önce en tanıdığım kutuydu. Dünyanın bütün dergilerinde, Güney Afrika'daki makalelerde, belgesellerde bu kutuyu görürdüm. Çünkü belli bir yerde yapılıyor bu, belli firmalar yapıyor. Ve sizi o bölgeye götürüyorlar, bu sene gidecek arkadaşımız. O bölgede özellikle kaplan köpek balığı için gidiliyor. Antiparantez söyleyeyim, o kaplan köpek balığına ben ulaşamadım. Ulaşan şanslı arkadaşlarımız var, inşallah bir gezide ona da yapacağız. Çünkü dediğim gibi gidiyorsunuz bir geziye, o gün gelmiyor. Bu tenekeyi alıyorlar, içine balık dolduruyorlar. Aşağıya sarkıtıyorlar 8 metrelere, 10 metrelere. Ve yukarı diyorlar ki, bir 20 dakikada, bir 2 saat de olabilir. Bu hayvan gelecek, bekleyeceğiz. Ondan sonra dalarız diyorlar. Dalacağımız yerde bu şeyin çevresi, kutunun çevresi. Ama gelmiyor. Gelmediği zaman da dalış iptal edilmiyor. Çünkü her türlü köpek balığı oraya toplanmış oluyor. Hadi diyorlar, yeteri kadar köpek balığı var, yerelim suya. Şimdi burada tabii ki, işte burada tecrübe devreye giriyor. Çünkü işte stabil kalmanız, grubu kaçırmamanız, köpek balığınız size karşı bir ilgisiyle dağılmamanız, mental olarak buna hazır olmanız lazım. Eğer bu olursa zaten tehlike çok fazla kendini göstermiyor. Ama bunlar riskli dalışlar. Yanınızdan bir silki şark geçebilir. Bunun nasıl bir davranışta bulunacağını bilmezsiniz. Yani panik olmaması gerekir. Ama güzel canlılar. Yani yanınızdan geçip fotoğrafını çektiğiniz zaman sizi mutlu ediyor. Safari'deki aslan gibi yani. Şimdi bir şekilde aslana ulaşmak istiyorsunuz fotoğrafını çekmek için. Bu koyduğum kadrajlanmış bir konu değil. Bir köpek balığı fotoğrafı dalışının karakterini gösteren bir şey. Köpek balığı birinci karede gelişinden belli ki direkt bana geliyor. Ama geliş tam dik olmuyor. Böyle bir açıyla geliyoruz. Elimde makine çekiyorum. Geliyor. Ve portuma kadar vurup gidiyor. Bu dalıştan birkaç dakika önce fotoğraf çekerken makinem bir arkadaşımın paletiyle öne doğru düştü. Yani ben öyle algıladım. Döndüm, köpek balığı gelmiş buradan gidiyor. Arkadan flaşıma vurmuş gidiyor. Hep deniyor.
bizi ısırmak için değil ama değişik bir ekipman var, değişik insanlar var deniyor, korkmuyor. Ondan sonra anladım ki onlar böyle bizi deniyor. İşte burada yapacağımız şey, bir kere oraya onu çekmek için gitmişiz. Yani korkmanın alemi yok. Kendi dalışımızın standardı belli. Orada işte dağılmalar, kaçmalar falan olmamalı. Olmadı mı da bir şey olmuyor. En tehlikeli köpek balıklarından biri. Neden tehlikeli? İnsan kazalarında en çok adı geçen köpek balıklarından biri. Bull shark. Boğa köpek balığı. Ve bu köpek balığı yaklaşık 200 kilo. 2,5-3 metre yakın bir hayvan. Çektiği mesafe çok yakın. Ama bunun için planlı bir dalışa gidiyoruz. Yani bu benim hayvanın tehlikeli olma nedeni de şu. Diğer köpek balıklarının aksine bu hayvan nehirlere giriyor, tatlı sulara giriyor. Tatlı suya beslenmek için giriyor. Tatlı su dediğimiz şey de işte tropiklerde akan, o yağmurlu ormanlarından akan nereler, çamurlu sular. Orada giren yerli halk özellikle nehirde günlük yaşamını sürüyor. Belki balık avlıyor, belki çamaşır yıkıyor. O hayvan o sırada da eğer oradaysa o insana saldırıyor. Dolayısıyla karşılaşma zamanlamaları ve ortamları çok olası. Ve dolayısıyla bu köpek balığı, yırtıcı bir köpek balığı da insanlara zarar veren köpek balıklarının başında gelen türlerden biri boğa köpek balıkları. Güçlü hayvanlar. Ama dalışlara baktığınız zaman olayı böyle olmadığını görüyorsunuz. Hayvanın davranışı insan hedeflemiyor. Sadece beslenme amaçlı. Fiji'de en önemli boğa köpek balığı besleme alanlarından biri. Onların toplandıkları alana her sabah böyle bir seans yapılıyor. İşte aynı demin gösterdiğim gibi balıklar getiriliyor, bırakılıyor. Bu hayvanlar geliyor. Ve bakın burada 1, 2, 3, 4, belki 6-7 tane boğa köpek balığı var. Yani bunların bir tanesi eğer size saldırmak istese, mesela beyaz köpek balığı yapabilir onu. Sizi orada emniyetini sağlayan hiçbir şey yok. Sadece hayvanın davranışını bilen rehberler ve sizin onu çekme isteğinizden başka bir şey yok ortada. Rehberler üzerlerinde zincir, metalik bir elbise. Çünkü herhangi bir kazaya, herhangi bir atakta bunun geri dönüşü yok. O ısırık onu geri dönülmez bir yola getirebilir. Ona karşı korunmuş durumdalar. Ve köpek balıkları yavaş yavaş rehbere yaklaşıyor. Tabii bu sırada da siz kendine fotoğraf çekeceğiniz bir yere konumlanıyorsunuz. Ama hiçbir zaman hep mutsuz oluyorsunuz bir fotoğrafçı olarak. Hep kaçırdığınız konular. Çünkü iyi ışık yok. Partikül fazla, hayvan istediğiniz yerden gelmiyor ama sizin duracağınız yer belli. Hiçbir zaman rehberle aynı görmeyeceksiniz kendinizi. Ya benim de bir tecrübem var, ben de onun gibi çekerim deyip yanına gittiğiniz zaman kazalara neden olabilecek şeyler. Disiplin bozulmaz. Orada bekletiyorlar size. Ne orada çekerseniz o. Dolayısıyla fotoğrafik açıdan köpek balığı fotoğraflarını değerlendirmiyoruz çok fazla. Olursa iyi olur ama o an fotoğrafı çok önemli. Hayvan dönüyor rehbere doğru. Sol tarafta bakın rehberin eli var. Bir tane balık kafası tutuyor. Yani şu anda o kolu koparacak büyüklükte ve güçte bir hayvan. Geliyor, yaklaşıyor. Bakın el ve hayvanın ağzı arasındaki mesafe. Sanki çataldan lokma alır gibi alıyor. Hayvan tabii adamın da timingi çok önemli burada. Veriyor ağzına, alıyor, dönüyor. O arada bizim için şans oluyor hani bu açıyı yakalayabilmek. Ama flaşlar aynı anda patlayamıyor tabii ki. O doğal ışıktan ancak yararlanabiliyoruz. Yutuyor ve yavaş yavaş dönüyor ve gidiyor. Şimdi bu kadar tehlikeli bir köpek balığı nasıl oluyor da adamın elinden sadece balığı alıyor, kolu götürmüyor veya atak yapmıyor veya bize saldırmıyor. Çünkü hayvanın öyle bir doğası yok. İnsanlarla ilgili bir hesabı da yok. Ama bunu da tabii ki deneyimli bir insan tarafından yapılması lazım. Bu dalgıçların kollarını, parmaklarını koparan çok köpek balığı olayı olduğu için birçok yerde yasaklandı. Mesela Maldiv'de 30 yıl önce belki yaklaşık köpek balığı besleme seansları bitirildi. Ama niye yapılıyor? Yapılmasına bir faydası var. Başka bir köpek balığı türü geliyor. Aynı davranışı gösteriyor. Bu da gümüş üzgeçli köpek balığı. Geldi bir de hayır denmiyor. O da güzel fotoğraflar veriyor. Ama gördüğünüz gibi alıyor. Aynı şekilde. Bir köpek balığını eğitme şansınız yok. Bunlar eğitilmiş hayvanlar değil. Olamazlar da yani. Doğalarıyla hareket ediyorlar. İçgüdüleri bu. Niye köpek balıkları bu şekilde beslemenin bir faydası var? Bu köpek balıkları yüzgeçleri için öldürülüyor. Biliyorsunuz bütün dünyada artık gündemde köpek balığı yüzgeci ticareti köpek balıklarının nesillerin tehlike altına sokuyor. Bir köpek balığının bir yüzgeci 35 dolardan satılıyor. Ama bu bull sharklar Fiji ekonomisine yılda milyonlar kazandırıyor. Milyon dolarlar.
Dolayısıyla akıllanmışlar. Hani onun bir 35 dolar için bunu yapacağımıza bu şekilde bir ekonomiye çevirelim ve bunu faydalı hale getirelim. Hem hayvan korunuyor, hem ekonomi sağlanıyor. Bu yönünden baktığınızda da bu doğal olmayan davranışta bir katkısı olan, yapılması gereken bir hale geliyor. Bülent Bey, bitirdim. Bir ilaveniz varsa sizler beraber gittiğimiz arkadaşımın yanında da acaba dedim benim sıkacağım palavralara sonradan ek yapacak mı? Ve zincirin son halkası beyaz köpek balığı. Hepimizin işte ilk önce o Jaws filmlerinden beri korktuğumuz ama köpek balığı fotoğrafı çekmeye başladıktan sonra ya biz bundan bir karşılaşsak dediğimiz, işte nerelerde olduğunu araştırdığımız ve en sonunda yapmak istediğimiz ve en sonunda ben geçen Kasım ayında böyle bir gezindeydim. Beyaz köpek balığı belki de o işte dinozorlar döneminden kalan doğasını bozmadan sürdüren köpek balıklarının başında geliyor. Gerçekten bizler için bir canavar diyelim. Ama hakikaten insanlarla işi olmayan bir canlı. Çünkü o ortamlarda bulunmuyor. Sadece kendi beslenme alışkanlıklarını sürdüreceği bölgelerde ve davranışlarda bulunuyor. Nedir işte bu? Fokların olduğu yerler, büyük orkinosların olduğu yerler. Yani onların besin bulabileceği yerlerin dışına büyük beyaz köpek balıklarını görme şansımız yok. Dolayısıyla insanlar için çok fazla karşı karşıya gelmediği için zararlı olamıyorlar. Ama bizlerin beraber olamayacağı, beraber olurken bizim kendimizi koruma altına almamız gereken tür köpek balıkları. Dünyada en popüler beyaz köpek balığı dalışları Avustralya, Güney Afrika ve Meksika'da, Guadalupe Adası'nda yapılıyor. Onun yanı dışında Kaliforniya'da yapılanları da var ama en popüler buralarda yapılıyor. Ben ikisinde hem Afrika'da hem Meksika'da, Guadalupe'da yaptım. Yukarıdaki fotoğraf bir 10 yıl önce Afrika'da çektiğim fotoğraf. Aşağıdaki de Guadalupe'da çektiğim fotoğraf. Fark nedir? Fark suyun rengi. Afrika şartları zor. Bir fotoğrafçı için çok zor. Sular bulanık. Kış şartları çok tatlı anılardan ayrılamıyorsunuz. Birçok şeyi yaşayamadan yapıyorsunuz. Ama bütün o belgesellerde, televizyonlarda gördüğünüz görüntüler aslında Guadalupe Adası'nda, Meksika'da çekiliyor. Çünkü mavi suya sahip ve hayvan görmeniz daha garanti. Nasıl oluyor beyaz köpek balığı dalışları? Yukarıdaki ilk iki kare Afrika, aşağıdakiler de Meksika'da. Bir kere köpek balıkları o anda bölgede diğer avlarıyla meşgul oldukları için onlara benzer avlarla kandırarak kendinizi çekmeniz lazım. Afrika'da sadece balık ve kan kokusu yetmiyor. Mutlaka fok gibi benzeri bir yapay bir malzemeyi suya beraberinde atıyorsunuz ki bakın yukarıda fok gibi, fok benzeri bir malzeme suya atılıyor. Çünkü o anda hedeflediği şey fok. Zaten o yüzden sörfçülere saldırıyor. En çok sörfçüler zarar görüyor beyaz köpek balığından. Çünkü aşağıdan onu yukarıda bir fok gibi görüyor. Ve ona kitlenip de yükseldiği zamanki hızı 70 kilometrelere yaklaşıyor. Yani o anda sadece ısırıp koparması değil, vurup ısırması bile o canlının ölümüne neden olabiliyor. O kadar güçlü yaratıklar. Guadalupe Adası son gittiğimiz ada, böyle bir ucundan bir ucuna 30 kilometre, Meksika sınırı kıyısından yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta. Ama burada bir organizasyon gerekiyor. Neler yapmamız gerekiyor dalabilmek için? Bir kere bir kafes sistemi olması lazım. Bu bütün beyaz köpek balığı dalışlarında kullanılıyor. İşte bölgeye geldiğiniz zaman kafesler hazırlanıyor, indiriliyor. İki tane kafes oluyor. Bir tanesi sabit, yüzeyde duruyor devamlı. Bir tanesi de hareketli vinç sistemiyle 10 metre iniyor ve yüzeye çekiliyor. Yani seans başladığında bir grup yüzeyde, bir grup da aşağıda olmuş oluyor. Yüzeyde olmanın yararı yem oraya atıldığı için o parçalama olayları orada oluyor. Ama o hayvan dönüp aşağıda yüzer halde göreceğiniz yerde aşağısı oluyor. Dolayısıyla gezi sırasında nöbetleşe kafesleri geziyorsunuz. İşte indiriliş safhası. Bunlar 3 günlük orada bir konaklama yapılıyor. 3 gün için bu sistem kuruluyor ve 3 gün biz bunu bu şekilde kullanıyoruz.
Şimdi cam simi olsa bu başka türlü bir sahne var. İnsana kaldırıyor, saldırıyor, kopup kaçıyor filan. Yok işte. Hayvan orada o sesleri duyunca geliyor. Ama hiç kimsenin onlar öyle bir derdi yok. Korkmuyorlar da. Çünkü öyle saç sıçraması, size atlaması, kapıp götürmesi falan diye bir şey yok. Onlar hurafe. Ve bu dalışlarda onları da yeniyorsunuz. Yani birçok anlatılan şey palavra olduğunu görüyorsunuz. Hayvan geziyor oralar. Ama tabii düşmeyeceksiniz yani. O ayrı bir şey. Kafe sisteminde fotoğrafçı kafese giriyor. Diğerleri de ister tek oluyor. Gezinin ikinci, üçüncü günü artık herkes bıkıyor hayvan görmekten, üşüyor. Godepto sular biraz soğuktu. Bazen böyle tek başınıza da lüksünüz oluyor kafese girmeye. Genelde 3 kişi, 4 kişi giriyoruz. Yukarıdan bir besleme var. Tüp yanınızda yok. Emergency bir tüp koyuyorlar yana. O emergency tüplerin o ringleri eğer iyi değilse oradan çıkan bubble'lar fotoğraflarınızı berbat ediyor. Onu gezi sonrası anladım. Oradan bubble çıkıyor. Hepsi backscatter yapmış onu. Bir daha gidersem uzak duracağım o tüpten. Köpek balığı gelirken fotoğrafçı bu konuma geliyor. Yukarıdaki yeme gelmiş. Etrafta geziyor. Bu sırada fotoğrafçı çekiyor. Bakın bu aralıklar yakın zamanda küçültüldü. Daha önce daha geniş. Fakat bir hadise oldu bundan 2-3 sene önce. YouTube'da seyretmişsinizdir. Bir köpek balığı geldi ve girdi kafese. Girdi ama kendi panik yaptı. Kendi panik, oradan kurtulmak istedi. O kafes perişan oldu. Hayvan kan içinde kaldı. O taraftan çıktı. O dalgıç ne oldu bilmiyorum orada. Yani nasıl bir psikolojisi oldu. Ve en son hayvan kurtuldu ama hayvan yaşadı mı yaşamadı mı bilmiyorum. Ama o şeyleri küçülttüler. Hazırlık böyle oluyor. Hazırlıyorlar. Böyle bir platformum var. Onu çağıran adamın o bütün gün zavallım orada yem atıyor. Siz bulunsanız da bulunmasanız da orada hayvanları öpürtmek için. Fakat onlara gelen balıklar bunlar oluyor. Bu istavritler. Yani tamam güzel ama bunlar yüzünden belki 50 poz çektiysem 30'u bunlar yüzünden gitti. Ya hayvanın burasında duruyorlar, ya ağzında duruyorlar, fotoğraf makinenin önünde duruyorlar ama yeme onlar geliyor. Onların köpek bundan falan korktuğu yok. Onlardan yavaş yavaş yaklaşmakta olan biri olup da eğer o sürüden ayrı şey yaparsa çekmeye başlıyorsunuz. Ve yaklaşıyor yeme. Tabii bu yüzeydeki kafeste olan bir şey. Aşağıda değilsiniz. İşte buna demek istiyorum. Yani bunun gibi kaç tane karen bu balıklar yüzünden gitti. Şimdi düşünemiyorsunuz ağzının ortasında bir tane istavrit duruyor veya gözünü kapatmış. Şimdi bütün fotoğrafın değerini götürüyor ve kapıyor yemi, çekiyor, koparıp gidiyor yeme. Yani onu o tuttuktan sonra o yemin orada durma şansı yok. Bu pozları işte yemi tutarken, yemi size doğru gelirken, yüzerken vesaire köpek balığının fotoğrafları burada çekiliyor. Yukarıdaki görünüşte bu oluyor. Eğer yukarıdayken bu sahneyi çekerseniz bu. Tabii ürkütücü bir görüntü ama hayvan o sadece o yem için gelip koparıp götürüyor. Aşağıdaki ne yapıyor? Aşağıdaki dalgıçlarda yemin ısırılışını ve hayvanın tekrar kendisine dönüşünü bekliyor. Orada güzel fotoğraf oluyor çünkü daha bir doğal. Yüzerken, yaklaşırken, size olan ilgisini duyarken fark ediyorsunuz. Yukarıdan sonra işte bazen yukarıda çekiyorsunuz. Yavaş yavaş aşağıya geliyor. Genellikle gezip gidiyor. Bazen özellikle gençler, yani 3 metre, 4 metrelik genç köpek balıkları, beyaz köpek balıkları büyüklerden daha agresif. Bütün o saldırıları, kafeslere vurumları onlar yapıyor. Büyükler, o 2-3 tonluk hayvanlar daha olgun. Onlar öyle her şeye saldıran, mesela biz daha büyük olunca daha korkucu olacak değil. Daha küçükler daha yırtıcı oluyor. Mesela bu iki defa dönmeye başladı. Belli ki kafese farklı yaklaşacak. Kendimi çektim içeriye. Geldi. Şu anda bir yem yok. Biz içerideyiz. Geliyor bakıyor. Yem var. İçeri kafayı sokuyor. Alıyor ve başlıyor sallamaya sizi. Bu sefer de çelik kalat. İyiyse tamam. Bundan da değil. O kalat koptu mu 70 metreye gideceksiniz yani. Bırakın zaten hayvanla ilgili bir şey yok. Sallıyor. Baktı ki olmuyor. Gidiyor. Tabii biz bunu görünce de evimiz aşağıda çığlıklar atıyoruz. Yani bir köpek balığı fotoğrafı giden, çeken birinin böyle bir şey yaşaması çok güzel bir şey. Ama buna da tanık oluyorsunuz. Niye? Neden o diğerleri de bu yapıyor? İşte bu davranışlar yüzünden bu köpek balıklarına kafese silen dalmak macera. O gördüğünüz filmler büyük risk taşıyor. Yapılmaması gereken şeyler. Şimdi bu hayvan yanlarındaysa ne yaparsa yapsın ısıracak işte bu. Kafesici de bile geliyor yani. O riske girilmemesi lazım. Gibi. Ondan sonra dalışlar bitiyor. Bu şekilde de gidiyoruz. Köpek balığı dalışları için bunları yapıyoruz. Rifler de görüyoruz. Ama bazı yerlerde onları görmek için binlerce lira para veriyoruz. Yani çok özel canlılar. 2017'deki bir diyagram
köpek balığı ataklarını gösteriyor bakın. 2017'de bu maviler köpek balığı saldırılarına insanlara rapor edilen köpek balığı saldırıları. Kırmızılar ise ölümle sonuçlanan köpek balığı saldırıları. Yani bütün bu korku, hengame, şey bu olaylar. Yani geçen sene dün burada motosikletle ilgili bir sunumda sunucu arkadaşımız söyledi. Geçen sene Türkiye'deki trafik kazalarından ölüm sayısı 8.000'lere yaklaşmış. 8.000 kişi Türkiye'de trafik kazasından ölmüş. 2017'de 4 tane ölüm vakası var. Onların nasıl olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla biz onların ortamlarında pek bulunmazsak bizler için zaten tehlikeli canlılar değil. Ama biz tehlikeliyiz hala. Denizle beraberdik. Bir gün Elphinstone'da 100 milimle makro varken elimde bu loncumanı sonra rastladım. Hayvanın ağzındaki halkayı görüyorsunuz. Her köpek balığı bu riskle yaşıyor ve bu hayvanın sağlıklı beslenmesi, buradan sonra bu iğneyle hastalanmadan yaşaması muamma. İnsanlar köpek balıkları için gerçekten büyük bir tehlike. Gerçek olan da bu. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.